Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere gündemimizi en yoğun şekilde manipüle eden konumuz olan Fed sonrası piyasaların görünümüne birlikte bakacağız. Çünkü bildiğiniz gibi son günlerin en önemli haberlerinden bir tanesi açıklandı. Fed 50 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Bunun piyasalara etkisi ne olacak? Piyasaların şu anki görünümü ne düzeyde olacak? Önümüzdeki günlerde buradan ne beklemeliyiz? Bunları konuşacağız. Avrupa'daki enflasyon oranlarına bakacağız. Powell'ın açıklamalarına birlikte bakacağız. Sonra tüm yatırım piyasaları için teknik görünüme bakacağız. JP Morgan'ın açıkladığı önümüzdeki dönemki borsa getirilerine de yine dem vurmaya çalışacağız. Oldukça önemli iyi bir gündemimiz var diyebiliriz. Fed sonrası piyasaların görünümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca videomuza başlayalım. <laughs> öncelikle buradaki ilk önemli veri yakışımıza baktığımız zaman neyi görüyoruz Avrupa'daki açıklanan enflasyon oranının %2,2 gelmesini ve beklentiyle eşdeğer olmasını görüyoruz. Bu bizim için şunu aslında ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'nin Avrupa bölgesine büyük ihracat yaptığını en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesini Euro bölgesine yaptığını görüyoruz. Şimdi burada Avrupa'da Euro bölgesinde enflasyon beklenenle eşdeğer olduysa artık önümüzdeki dönem yavaş yavaş büyümeden de daha fazla feragat etmek istemeyecekleri için burada ne olacak? Faizler düşürülmeye başlayacak. Avrupa tarafında, Euro bölgesi tarafında hızlı bir şekilde talep artışı olacak ve bizim ihracat yapan, Avrupa bölgesine ihracat yapan şirketlerimizde ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Bunun yanı sıra döviz kurlarının da yukarı doğru hareketinin hızlanacağı bir kış dönemine gittiğimizde iki çarpanın birbiriyle çarpıldığını görüyoruz. Nedir bu? Avrupa'dan talep artacak, Bir. Döviz kurları yukarı doğru hareket edecek, 2. Aynı zamanda emtia tabanlı iş yapan ve Avrupa'ya ihracat yapan şirketler bir de Fed'in faiz indirimiyle birlikte emtia fiyatlarının artışından da kazanmış olacak. Ve Euro bölgesine ihracat yapan şirketlerimizi kış aylarından tutun da önümüzdeki yaza kadar oldukça pozitif bir senaryo bekliyor, oldukça pozitif bir seyir bekliyor diyebiliriz. Tabii ki iç piyasada yüksek faizler olduğu için zorlanan bir yapı göreceğiz ama iki şirketi ele aldığımız zaman bir tanesi iç piyasada yükselen faizlerden zorlanıyor ama yurt dışına ihracat yapıyor ve o kalemini güçlendirmeye devam ediyor. Diğeri de iç piyasadaki enflasyondan negatif etkileniyor ama ihracat yapamadığı için oradaki o pozitif kalemi de ele alamadığından burada bir ayrışma göreceğiz. Euro bölgesine İhracat yapan şirketler pozitif olarak ayrışacaklar. Bunların nedeni de dediğimiz gibi 1. Euro bölgesindeki artan talepler, 2. döviz kurundaki potansiyel artışları kendi lehlerine çevirebilecekler. Yani ihracatçı şirketlerde pozitif bir ayrışma göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bunun yanı sıra 50 puanlık bir faiz indirimi FED tarafından gerçekleşti. Burada bu yıl içerisinde bir 50 puanlık daha indirimin söz konusu olabileceğini de görebiliyoruz. Fakat buradaki 50 bas puanlık faiz indirimi biraz analistlerin beklentilerinden farklıydı. 25 bas puan bekleniyordu. 50 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu oldu. Bu da piyasayı aslında biraz daha şok etti. Fakat sonrasında Powell her zaman yaptığı gibi Fed'in ne yaptı? Faiz indirimi sonrası açıklamaları ve söylemleriyle piyasayı dengelemeye çalıştı. Genel itibariyle bu çokça yapılıyor. Yani söyleni yapılan şeyden daha güçlü bir etkiyi söylemle verebildiklerini FED bildiği için hemen çıktı ve ne dedi enflasyonu hala beklediğimiz seviyelerde değil Faiz indirimlerinde hızlı hareket etmeyeceğiz dedi e Aslında siz beklentinin iki katı kadar bir Faiz indirimi yapıyorsunuz Sonra da biz hızlı hareket etmeyeceğiz enflasyon istediğimiz seviyelere tam olarak gelmedi diyorsunuz İşte bu 50 bas puanlık faiz indiriminin piyasalara Çok büyük etki vermesini dengelemeye çalışmaktır diyebilirim çok net olarak Şimdi bu faiz indirimlerinin lokal piyasalara etkisi ne olacak? Aslında yavaş yavaş Amerika'da faiz tarafının azalmasıyla ortaya bir para çıkmaya başlayacak. Nasıl faiz arttırımlarıyla birlikte para toplandıysa ve ana vatanına geri döndüyse şimdi de o ana vatandan çıkarak daha riskli piyasalara, daha iyi getiri sağlayabileceği piyasalara akmaya başlayacak. Burada da tabii ki Türkiye minimalde olsa bir pozitif etkilenme senaryosuna gidecek. Bunun yanı sıra Fed'in faizleri düşürmesi ve düşürme beklentisiyle birlikte emtia ürünlerinin fiyatı yukarı doğru hareket edecek. Aynı zamanda ne olacak? Yine dolar tarafı, yabancı ses senetleri tarafı da bir miktar daha yukarı doğru hareket edecek. Fakat burada hemen bir sonraki maddemiz olan JP Morgan'ın bir açıklamasına geliyoruz. Önümüzdeki dönemde çok yüksek borsa getirileri olmayacağını söylüyor. Burada faizleri indirmenin, beklentisinin S&P 500 ve Nasdaq'a çok pozitif etki yaptığını zaten biliyoruz. Bunu günlükten çıkıp da kendimizi haftalı alırsak özellikle daha da iyi görebileceğimizi söyleyebilirim. Bakın şöyle grafiğimizi bir sıfırlayalım dipten gelen güzel bir dalgayla yükseliş gerçekleşti. Bunu görüyoruz. Özellikle de bu başlangıçlar 2024'e girmemizle birlikte artarak hareket etti. Bu da güzel. Ama artık o 4000 endeks, 4100, 4200 endeks seviyelerindeki S&P 500 ucuzluğu yok pahalılık oluşmaya başladı ve beklenti olarak da artık ilk faiz indirimi yapıldıktan sonra yeni beklentiler oluşana kadar oradaki yatırım aracında ne oluyor? Beklentiler düştüğü için potansiyel getiriler de aşağı doğru hareket ediyor. Evet Fed'in faiz indirimi yabancı ise senetlerine pozitif bir senaryo yapması gerekirken beklentilerin hızının kesilmesiyle birlikte bu pozitifliğin çok da yukarıda olmayacağını ifade etmem gerekiyor. Teknik görünümlere şöyle bir hızlıca bakmamız gerekiyor. Özellikle hemen BIST 100 tarafından başlayalım. Teknik görünümlerin bize ne söylediğini birlikte incelemeye çalışalım. Fed'in faiz indirmesiyle birlikte borsa hızla açıldı. Özellikle de gap boşluğuyla açıldı. Bu gapli açılmasının da aslında bakın şöyle daha net göreceğiz. Arada bir gapli açılmasıyla birlikte bize Fed'in faiz indirimlerinden dediğim gibi orta ölçekli bir pozitif senaryonun dönüşünün olacağını gösterdi. Burada direkt bir etki alamasak da indirekt etkilerin olabileceğini biliyoruz ve bu indirekt etkiler de pozitif olacaktır. 9.984'lere hareket söz konusu buradan da artık bir sonraki hedefi 10.364'ler. Zaten o yüzden 2 gün önce kaydettiğimiz videoda endeks 11.000'e giderken endeks üstü getirisi verebilecek 4 şirket diye bunu sizlere önceden Subliminal olarak aktarmaya çalışıyorum. Yani bunun altında aslında endeksin 11.000'e bir değme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunun da altyapısını vermiş oluyoruz. Ha, burada şunu söyleyebiliriz. Endeks 11.000'e değmese de 10.300'lere gitse yüzde %5 işte 10.000 700 lira gitse yüzde 7.5 8 verse az mı yine çok iyi Yine endeks üstü getirilerle bunları yüzde 15'lere de tamamlayabileceğimizi Bilmemiz gerekiyor Biz sanayi tarafına baktığımız zaman sanayideki getirinin biraz daha az kaldığını Bu Fed'in faiz indirimiyle birlikte o akacak paranın Daha fazla holdinglere ve bankalara gireceği bilindiği için Biz sanayiden ziyade Biz bank tarafında Asıl o biz düzün gepli açılışını yansımasını görüyoruz ve Asıl yükselişin Buradan kaynaklandığını ifade edebiliyoruz Yanı sıra baktığımızda ons altın tarafı yine bizim için önemli bir nokta. Fed'in faiz indirmesiyle birlikte bakın 18 Eylül'de Fed faizi indirdiğinde ons altın tarafında tepe nirvana bir seviye görüyoruz. 2600'ler seviyesine fitil atıyor ve sonrasında yine negatif kapatıyor. Fakat 19 Eylül ile birlikte yine yukarı hareketini sürdürerek 2585'lere hareket ettiğini de ons altının görebiliyoruz. Burada ifade ettiğim gibi önemli olan nokta tabii ki Fed'in faiz indirmesi kıymetli madenlere de gıda emtialarına da enerji emtialarına da pozitif etkileyecek. Ama artık bu beklentinin azalmasıyla birlikte gördüğünüz gibi fitili 2600'lere atıyor ama kapanışı 2550'lerden yapıyor. Bu da önemli bir durumdur ama yavaş yavaş şunu net olarak oturtalım kafamıza. Fed'in faizleri indirme dönemine gittiğinde MT'ler artık akıntıya karşı yüzmüyorlar, akıntıyla birlikte hareket ediyorlar. Büyüme küçülme ölçekleri, yükseliş ölçeklerinde değişmeler olacak olsa dahi yönün biraz daha yukarı yatay olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun dolar TL'ye yansıması olduğu için gram altın tarafında da ciddi yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Dolar TL tarafı hala iç enflasyon ve iç politikalar nedeniyle tutularak hareket ediliyor. Burada zaten aniden bırakılmasının, aniden ataklar yapılmasının şu anki dengeyi, bütçe açıklarını bütçe hesaplamalarını, iç enflasyonu, rekabeti birçok şeyi kökünden değiştirebileceği bilindiği için evet yukarı bir seyir var ama yatay yukarı bir seyir var ve muhtemelen de bu şekilde devam edecek. Ama kış aylarıyla birlikte özellikle ekimin de çıkmasıyla birlikte enerji maliyetlerinin de artması, yazdan gelen döviz girdilerinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte dolarda bu yatay yukarılığın bir nebze daha eğiminin arttığını, bir nebze daha hızlandığını göreceğiz. E bunun 10 saltığına çarpılmasıyla birlikte gram altın işte bu yüzden tekrar sizlere 3-3,5 aydır söylediğim gibi yılbaşına kadar Gram altında devam etmeliyiz. Ufak düşüşler sadece alın fırsatı olabilir. Gram altını yılbaşına kadar taşımalıyız dediğim nokta işte 10 altın çarpı doların pozitif getirisi oluyor ve portföylerimizi hedge etme noktasında da bize doğru bir sistem sunmuş oluyor. Bu yüzden hala aynı yerdeyiz. Gram altın tarafında yılbaşına kadar devam edebiliriz. Gelelim bir sonraki noktamıza. Burada Bitcoin noktasını görüyoruz. Şimdi grafiğimizi açalım, üzerine konuşalım. Teknik görünümüne baktığımız zaman wave trend aldı hareket ediyor, ivmesi artıyor. Göreceli güç endeksinin ivmesi artarak hareket ediyor. 9 günlük üstelin üzerinde seyretmeye ve 62.760'larda bakın 1-1.5 ay önceden çizdiğimiz bu direnci değmesine kadar ki serüveni bizler birlikte takip edebiliyoruz. Şimdi artık bizim biraz daha haftalık tarafta yeni rekorları görmemiz lazım. O sizlere ifade ettiğim üzerinde suni bir el olmasını burada daha net görebiliyoruz. Şimdi burada yukarıda bir 73.000'lerde direnci var. Buraya da hemen hemen hareket etmesiyle birlikte %16'lık kar marjı vermesi gerekiyor. Bu Bitcoin için çok da olağan dışı bir şey değil. Bir ay içerisinde bire verebilir. Burada bir direnç daha çizmemiz gerekirse bu seviyeyi de 67.340'lar olarak değerlendirmemiz sağlıklı olacaktır. Hemen birlikte de buraya bir yatay seyir koymamız sağlıklı diyebilirim. Buraya bir yatay seyir koyalım. Buraya doğru bir hareketlenme de bizler için söz konusudur diyebiliyoruz. Bitcoin tarafında artık yükselişi için gereken tüm enstrümanların tüm beklentilerin oluştuğunu görüyoruz. Hatta 73 bin dolarların kırılıp 80-85 bin 90 bin dolarlarla yeni rekorlar tazelemesi gerektiği de önemli bir noktadır. Ha, olur olmaz üzerindeki suni baskı kalkarsa içsel değeri aslında oraya gitmesini hak ediyor ama ne olup olmayacağını önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz. Clip dolar tarafında dediğim gibi biraz daha farklı biraz daha hareketli bir seyir söz konusu. Hemen gelelim bizim faiz indirimiyle birlikte yükseliş beklediğimiz emtia ürünlerini buradaki ilk emtia ürünümüzde Brent petrolü tabii ki de görmek istiyoruz. Çünkü Brent petrolde bir yükseliş bekliyorduk ki zaten bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Burada hedef olarak 76 dolarlara hareket edecektir. Fakat yine Powell'ın yaptığı açıklamalarda JP Morgan'ın yaptığı açıklamalardan aldığımız bazı verilerde şunu görüyoruz. Çekirdek enflasyondaki düşüşleri görüyorlar ama hala enerji ve gıda fiyatlarının artış hızlarından korktukları için burada hala bir suniye tutmaya devam edeceklerini belki Kasım, belki yeni yıla kadar gıda ve enerji emtialarında suni tutuşların devam edebileceğini görüyoruz. Brent petrolde yine buna rağmen yukarı bir hareketlenme söz konusu. Yine bir mesela Mısır emtiyasına bakarak da hareket ettiğimiz zaman. 18 Eylül ile birlikte bir fitil atıyor, bir zirve noktayı hareket ediyor. Yine buğday tarafına baktığımızda benzer şeyi göreceğiz. Buğday CFD'sinde de yine aynı şekilde 18 Eylül'de bir fitil atıyor ama sonrasında eksiye kapanışla devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle buğdayda bir sata dönme durumu da söz konusu. Tabi burada konjektürel diğer haberlerin de etkisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim yine odak noktada döneceğimiz ve önümüzdeki Fed'in bu faiz indirimi kültürü ve stratejisiyle birlikte önümüzde yapacağımız hamlelerde neler var? Birincisi dediğimiz gibi ihracatçı şirketleri favori tarafta tutuyoruz. Lokal borsamızda yani Türk borsasında asıl yükselişi Ekim, Kasım, Aralık aylarında kademelenerek alacağız ama asıl yükselişi 2027'ye kadar saklayarak görmemiz gerektiğini biliyoruz. Gerçek rallisel yükselişlerinde 2025 ikinci çeyrek itibariyle yükseleceğini asıl başlangıcın o nokta olacağını da görebiliyoruz. Yani biz Eylül, Ekim, Kasım aylarında, Aralık aylarında topluyoruz. 2025 ikinci çeyrekte yükseliş başlıyor ama satmayıp 2027'ye kadar o portföyle devam ediyoruz ve olağanüstü getirileri aslında orada görmüş oluyoruz. Yabancı hisse senetleri tarafında düşüşlerli değerlendirerek alıp 3 sene, 5 sene, 10 sene tutmayı özellikle Nasdaq fonlarını alarak orada çünkü Nasdaq biraz daha teknolojinin ağır bastığı. Bu mesela Nvidia'nın dolar bazlı 3 kat, 5 kat yapması. Ani dönemlerde işte Tesla'nın 2 kat, 3 kat yapmasından faydalanmak ve dolar tarafındaki rezervimizi de korumak için yabancı hisse senetlerini düştükçe fonlarla alıp uzun vade 5 yıl, 10 yıl tutuyoruz. Altın tarafındaki ons ve doların çarpanıyla birlikte gram altını hala yeni yıla kadar saklamamızın doğru olduğunu da görebiliyoruz. Bu da bizim bir diğer önemli bakış açımızdı. Ve sonrası piyasaların görünümü, beklentiler, açıklamalar ve olay örgülerini olabildiğince açık şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Özellikle katıl tarafına bugün İçsel değerlerine göre oldukça ucuz kalmış 4 şirketin yüksek potansiyel vadeden 4 şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Profesyonel Trade Eğitim serisinin yeni bir videosu yayında olacak. Bunları kaçırmamanızı da rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.